Ve şimdi yarmamı akşamdan yıkayıp suyun içerisine bırakmıştım. Şimdi düdüklü de kaynattım. İçerisine de aynı şekilde hazırlamış olduğum nohutumu koyduktan sonra buzluktan çıkartmış olduğum semizotları, keşke nohuttan önce koysaydım, unuttum. Aslında önce nohuttan önce onu koyacaktım ki yarmanın hemen sıcak suyuyla çözünsün. Şöyle biraz dursun, daha sonra yavaş yavaş çözünsün, ayıracağım. Ve tenceremi şöyle kenara alayım en iyisi. Burada ısırganlarım var. Isırganı doğrayacağım. Burada da sirke notlarım. Sirke notumu da doğrayıp içerisine yemeğimi koyacağım. Burada benim ceviz kavanozlarım var. Üst tarafı cevizlerin çıkmaması lazım. Neyse, onları sonra anlatayım. Ceviz reçeli için ve daha sonra da kantaron yağı yapacağım. Onun için tezgahım full dolu. Öncelikle ısırganlarımı doğruyorum. Isırganlar böbreklerde fazla toksin oluşmasını engeller, böbrek taşı oluşumunu engeller. Düzenli olarak çay olarak tüketildiğinde böbrek ve mesanede taş ve kumun kolayca atılmasını sağlar. Aslında ben ısırganı alıp ekmeğimin arasına koyup yemeyi ya da öylece ağzıma almayı çok seviyorum. Ne kadar neyi doğrarsak o kadar, doğradığımız kadar da bıçak vitaminlerini alıyor. Daha sonra sirke otundan biraz topluyorum. Kesiyorum yeterli olmasa. Sirkende demir ve kalsiyum zengindir. Bundan dolayı bol tüketmemiz gerekir. Ispanak gibi yemeğini pişirebilirsiniz. Bütün yemeklere kullanabilirsiniz. İçerisinde A, B, C vitamini her yaştan insanın tüketmesi gereken bir gıdadır. Lifli bir yiyecek olduğundan dolayı da sindirimi kolaylaştırır. Ve şimdi burada sirkenle ısırgan pişti. Onları bir kenara alıyorum. Küçük bir tenceremi alıp içerisine şöyle tereyağı koyacağım. Gayet güzel yağım. Tereyağım. İçine birazcık zeytinyağı şöyle koyuyorum. Zeytinin içinden, kornavuruştu içinden çıkarttığım yağ. Ve arkasından toz biberi, acı toz biberi bir parça çıkıp şöyle hemen onu bir aldıktan sonra şöyle geçen yıldan hazırlamış olduğum salçamı yeni açıyorum. Biraz da salça içerisine. Yağ, biberli salça hazır. Elim ceviz soyduğum için şimdi buna şöyle ekmeği bandırıp da yemek öyle güzel bir şey ki. Hiçbir şey değil. Sadece bunu yapıp bununla da karnınızı doyurabilirsiniz. Ben doyururum. Evet, şimdi öncelikle yarma nohut, semizotu burası. Ve burada da pişirmiş olduğum çok azıcık bir yoğurdun suyuyla yine pişirmiş olduğum sirken ve sarımsak şey neydi, ısırgan. Bunları karıştırıyorum. Ay, çok ses çıkarttı. Sirken kanı temizleyici özelliği sahiptir. Kanda oluşan iltihapları yok eder. Şöyle yemeği kenara aldıktan sonra yoğurdumu yeni açacağım. Tenceredekini değil, şu kavanozdaki yoğurdumu şöyle alıyorum önce. Ve içerisine de olmazsa olmazı zerdeçal ve sarımsak. Zerdeçal kanser için çok faydalıdır. Kan akışını hızlandırır ve sindirim sistemini düzenler. Karıştırıyoruz. Evet, şimdi şu yoğurdumu şöyle bir kenara alayım. Şunun içerisine hepsini karıştırmayacağım. Şöyle yaptım. Bir arkadaşıma götüreceğim. Onu karıştıracağım sadece. Bu arada benim her taraf dolu. Milom çıkmıştı, aşağıya atladı. Şunu şöyle. Ve şimdi de zerdeçallı sarımsaklı yoğurdumdan şöyle yemeğimin üzerine alıyorum.
Ne vardı içerisinde? Harika semizotu, ısırgan, semizotuna pürpürüm de deniyor. Şimdi kimileri semizotu ne demesin ve ısırgan. Evet, şu kıvam gayet güzel oldu. Çok güzel. Şimdi ben bunu yemeyeceğim. Bunu arkadaşıma yaptım. Direkt arkadaşıma götüreceğim onu. Ve şimdi de sosunu üzerine sosunu gezdirelim. Salça, biber domates salçasını ben her yaz karıştırıyorum. Böyle kullanıyorum. Evet, nefes. Bu şimdi arkadaşıma gidecek. Ve çorbamız da harika oldu. Elime koluma sağlık. Arkadaşıma da şifa olsun inşallah. Ellerim benim hep ceviz. Cevizden mahvoldu yine. Buraya kadar beni takip ettiyseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ben yaklaşınca şuradan Ceylan kaçtı hemen. Durup telefonu çıkartamıyorsun ki. Telefonun elinde yürümen lazım. Ceylanları görüntüleyebilmek için. Hemen şu şey kalabalık ekin herhalde. Arpa neyse buğday. Onun üzerine içine kaçtı ya. Şurası da neyse çok güzel çiçek. Bir de şurası patates tarlası. Üzüldüm Ceylan'ı yine çekemedim. Bu ekilmiş bir şey herhalde. Zannetmiyorum ama neyse. Bayağı bir yerde var. Şunlar da sirkene aslında çok benziyor. Şöyle sirkenimiz zaten. Çok güzel kalın dokunuşlu. Biraz toplasan yeter fakat şunlarla dolmuş. Etrafı çok benziyor fakat değil sirken. Evet, şurası da patatesin gördüğünüz gibi bir kısmı daha sonra ekilmiş. Şurası daha önce ekilmiş patates tarlasının. Şu karşı mısır tarlası. Evet, şimdi olduğu gibi her yer sirken. Çok güzel. Şöyle bir göstereyim. Şu kısım olduğu gibi sirken çok harika. Yine patatesin yan tarafı fakat bu taraf hep sirken. Oralarda boşuna aramışım ben. Ve ısırganlarımdan da yeteri kadar topladım. Çok güzel kalın yine. Yemeğimin içerisine yarın bol bol doğrayayım. Ertesi gün de lahmacun yapacaktım zaten. Kalan da ona kalsın. Lahmacunun içine de yine tarladan dışarılardan toplamış olduğum bu güzel doğal sebzelerimi doğrayayım. Isır tarlası. Çok güzel bir yeşilliği var. Daha yeni büyüdüğü için çekimde biraz fazla net görünmüyor. Çok güzel.